Değerli izleyiciler, Bir Sağ Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Saha Expo Genel Müdürü Murat Çakır. Murat Bey bugün bize Saha Expo'nun dünden bugüne gelişimini ve önümüzdeki dönemde yapılacak yeniliklerden bahsedecek. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Saha İstanbul, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi. Saha Expo fuarını neden düzenliyor? Öncelikle kümelenmeden biraz bahsetmek istiyorum. Saha İstanbul 2015 yılında 27 firma tarafından kurulan bir kümelenme, savunma ve havacılık üzerine odaklanmış bir kümelenme. Kümelenmeler belli sektörlerde, belli coğrafyalarda faaliyet gösteren firmaların kurduğu bir ekosistem aslında. Amaç o belli bölge, şehir veya bazen de ülkedeki firmaların ihracatı amacıyla çalışmalarını, faaliyetlerini destek olmak. Ve bu amaçla da çeşitli faaliyetler düzenlemek. Saha Expo da bunlardan biri. Peki Saha Expo ülkenizdeki ve dünyadaki örneklerine göre nasıl konumlandırırsınız? Saha Expo bir tedarik zinciri fuarı öncelikli olarak. Sadece ürünler sergilenmiyor. Çok etkinlikler var fuar süresince. Paneller, keynote speakerlar, imza törenleri, ürün lansmanları, firma sunumları. Aynı zamanda B2B, B2G, G2G toplantılar gerçekleşiyor. Fuar süresince ana yükleniciler ve alt yükleniciler bir araya geliyor. Aslında bir pazar yeri diyebiliriz daha çok bu firmalar. Hem büyük çapta firmalar hem de küçük firmalarımız için, KOBİ'lerimiz için. Fuarda farklı pavilyonlarımız var. Özellikle sivil havacılık ve uzay pavilyonu ile ilgili çalışmamız var bu fuarda. 2024 yılının önemli yeniliklerinden biri de bu olacak. Yazılım ve siber güvenlik pavilyonumuz ve sertifikasyon firmalarında yer aldığı pavilyonlar yer alacak. Peki 2022 Saha Expo nasıl geçmişti? 2022 Saha Expo oldukça başarılı geçti. Henüz üçüncüsü düzenlenmesine rağmen 6 salonda 60 bin metrekare alanda düzenledik etkinliğimizi. 390 yabancı firma, 567 yerli firmayla toplamda 957 firmanın katıldığı orta ölçünün üzerinde bir etkinlik oldu. 80 bin ziyaretçimiz vardı. Onun dışında 268 resmi heyet, 112 de ticari heyet yer aldı. Bunlar katılımcılarımızla görüşmeler düzenlediler. 18 binden fazla B2B, B2G, G2G görüşme yapıldı fuar süresince. 114 imza töreni gerçekleşti. Burada da 1 milyar doların üzerinde ihracat ağırlıklı imzalar gerçekleşti. Fuar süresince İpek Yolu adını verdiğimiz ana yol üzerinde ziyaretçilerimiz ve diğer katılımcılarımız fuarı gezme imkanına sahip oldular. İpek Yolu nedir dersek, bu özellikle fuarın altı salonda yapılan fuarda elips şeklinde bir yol, ana güzergah ve fuarın en arka tarafındaki firmalara da ulaşılabilen ve özellikle o firmaların da ziyaretçilerle buluşmasını sağlayan özel bir yol. Ayrıca fuar süresince 3'ü keynote speaker olmak üzere 12 tane uluslararası panel düzenlendi. Startup firmalarımız için de Saha Girişim kapsamında özel bir alanımız vardı. Peki Saha Expo 2022'den beri geçen süreçteki hazırlıklar neler? 2022 fuarımızı başarıyla bitirdikten sonra hazırlıklarımıza hemen başladık. 2024 yılı fuarımız için 2 yıl sürecek bu süreç hemen fuar sonrasında başladı ve öncelikli olarak bakanlıklarımızla anlaşmalarımızı yeniledik. Bizi destekleyen 6 tane bakanlığımız var. Bunlar Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve yeni eklenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı yine fuarımızı destekleyen kurumlar arasında. Bildiğiniz üzere fuarımızda Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenleniyor. Bu hazırlıklar kapsamında koordinasyon toplantılarını gerçekleştirdik geçen ay içinde. Bakanlıklarımızdan, Savunma Sanayi Başkanlığımızdan, Cumhurbaşkanlığımızdan katılımlarla beraber neler yapılacağını, planlamaları
biz anlattık. Onların görüşlerini aldık. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu arada hazırlıklar kapsamında yeni fikirler de çıkıyor. Özellikle yeni eklenen salonlarda farklı bir tasarımla bir alan oluşturuyoruz. O alanda özellikle simülasyon aletleri ve firmaların kendi ürünlerini ve Sağ Expo markalı ürünlerin satılacağı belli bölümler oluşturacağız. Bu yenilikle beraber bir de uluslararası medya partnerlerimizle ilgili çalışmalara hemen fuar sonrasında başlamıştık. Yeni uluslararası medya partnerlerimiz var. Reklam çalışmalarımız, onlarla banner çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları konusunda da birlikte çalışıyoruz. Peki 2024'te bizi hangi yenilikler bekliyor? 2024 yılında sivil havacılık ve uzay pavilyonlarımızı büyütüyoruz. Özellikle sivil havacılıkla ilgili yeni firmalarımız aramızda olacak. Bu uluslararası bir pavilyon haline getiriyoruz uzay pavilyonumuzu. İki salon daha ekledik. 6 salondan 8 salona çıktık. Toplamda da 80 bin metrekare kapalı, yaklaşık 10 bin metrekare de dış alanla birlikte 90 bin metrekare olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Açılış töreni alanımız geçen yıl fazla talepten dolayı yeterli kalmamıştı. Onu iki katından fazla büyüterek 1000 kişinin üzerinde ağırlayabileceğimiz bir alan haline geldi. Peki son soru olarak Sağ Expo'nun uluslararası arenada geleceğini nasıl görüyorsunuz? Özellikle Sağ Expo 2018 yılındaki ilk fuardan itibaren hızla büyümeye başladı. Tek salonda başlayan etkinlik daha sonra 4, 6 ve 2024 yılında da 8 salon olarak düzenlenecek. Dünyanın sayılı etkinliklerinden biri haline geldi. 2024 yılında da bunu pekiştirmeyi planlıyoruz. 2026 hedefimizde de dünyanın en büyük fuarları, Eurosatory, DSI, IDEX gibi fuarların ayarına getirmeye, özellikle uluslararası katılım ve yerli katılımla birlikte katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısını o fuarları örnek alarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Pekala, benim sorularım bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle yurdumuzdaki COBİ'leri ve savunma sanayindeki firmaları bu fuarımıza davet ediyoruz. Katılma imkanları da yoksa ziyaret etsinler. Oradaki firmaları görsünler. Türkiye'deki savunma sanayindeki gelişmeleri görsünler. Yabancı firmalarla da görüşme imkanları bilir standlarında. Savunma sanayinin tüm partnerlerini biz davet ediyoruz. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Bir Sağ Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.